temel transform işlemleriyle, yani nesneyi hareket ettirme, evirme, çevirme ve boyutlandırmayla devam edelim. Bunları yakından tanıyarak devam edelim. Öncelikle bir reset diyelim. Sıfırlayalım eksiğimizi. Buradaki simgeden reset'i seçtik. Sahneyi kaydetmeyelim ve sıfırlamayı onaylayalım. İlk iş olarak yine bir basit bir nesne oluşturalım. Basit bir küp olsun. Kübik nesne. Orta tuşla perspektifte ortaladım. Alt tuşu ile ise alt tuşu ve orta tıklamayla çevirdim görünümü. Buradan boyutunu ayarlayabilirim istersem seçerek. Klavyemin nümerik alanından da giriş yapmak mümkün. Temel komutlarımız Move, Select and Move, Select and Rotate, Select and Scale. Move ile başlayalım. Seçtik. Move komutuna geçtiğimiz gibi nesnenin eksen noktasında, daha doğrusu nesnenin eksen noktası şeklini değiştiriyor. X, Y, Z eksenleri ve renkli bir hal alıyor. Algıladığımız gibi eksenlerin üzerine geldikçe, imleç eksenin üzerine geldikçe aktif hale geliyor ve biz aktif eksene tıklayıp çektiğimizde nesne hareket ediyor. Aynı şekilde iki eksenle birden hareket ettirmek için, ki şu an ben sağa sola çeksem de hani fareyi hangi yöne oynatırsam oynatayım tek eksen aktif olduğu için sadece o eksende hareket ediyor. İki eksenle birden hareket ettirmek için ise iki eksen arasındaki küçük kareye tıklıyorum ve böylece iki eksenle birden nesnemi hareket ettirmiş oluyorum. Burayı biraz büyütelim. Daha rahat bir çalışma alanı kendimize sağlayalım. Yine orta tuşla pan yapıp alt ve orta tuşla çevirebiliyorum. Select and Rotate'i seçelim. Bunda da yine mantık aynı. Fakat eksenimiz biraz şekil değiştirdi. Rotasyona uygun, yani açısal dönüşüme uygun bir hale geldi. Yine burada renkli eksenlerimiz var ki hangi rengin neyi temsil ettiğini buradan çok rahat algılayabiliyoruz. X kırmızı, Y yeşil, Z de maviyi temsil ediyor. Yine üzerine geldiğimiz eksen sarı oluyor ve tek eksende seçip çevirebiliyoruz. Çevirirken hem nesnenin üstünde hem de ekranın altında kaç derece çevirdiğimizi görebiliyoruz. Yine taşırken de aynı şekilde kaç birim taşıdığımızı ekranın altındaki transform kutucuğundan okuyabiliyoruz. Rotasyona geri dönelim. Yine buradan nesneyi çevirebiliyoruz. Yahut birden fazla açıda çevirmek için ortaya tıklıyoruz. Bu sefer 3 eksende birden çeviriyoruz. Yahut kameraya yaptığımız gibi sağa sola yatırmak için ise dıştaki çembere tıklıyoruz. Scale'i seçtiğimizde yine eksenimiz şekil değiştirdi. Boyutlandırmaya uygun bir hale geldi. Mantık yine aynı. Üzerine geldiğim eksen sarı oluyor ve nesneyi boyutlandırıyorum. X'de, Z'de, Y'de iki eksende birden istersek yahut üçüne birden boyutlandırabiliyoruz. Yalnız boyutlandırma ile ilgili küçük bir detay eklemek lazım. Eğer nesneyi boyutlandırmak istiyorsanız buradaki scale aracıyla boyutlandırmak yerine, ki bu ilerleyen aşamalarda özellikle animasyon aşamasında, hiyerarşi aşamasında, gruplama aşamasında sorun teşkil edecektir %90 ihtimalle. Nesneyi boyutlandırmak için tavsiyem buradaki değerleriyle oynamanız olacaktır. Scale değerlerimizi sıfırlayalım ki şu an oldukça abuk durumdalar. Değiştirdiğimiz için az önce hepsini tekrar yüze getirerek buradaki transform kutucuğundan neslimizi orijinal boyutuna kavuşturalım. Ve boyutlandırmayı da tercihen modifi bölümünden bize verilen parametrelerle yahut ilerideki aşamalarda göreceğimiz farklı modifiyeler ile yapalım.